yeryüzünde var olan tüm canlılar üremelerinden korunmalarına, beslenme şekillerinden hareket sistemlerine kadar sayısız üstün özellikler yaratılmışlardır. Kimi bir mimar gibi yuvasını inşa eder, kimi bir kimyager gibi düşünerek en ideal ısıtmayı sağlar, kimi ise gerçek bir kamuflaj ustasıdır. Bu canlıların yaşantıları incelendiğinde ise hem fiziksel özelliklerinin hem de davranışlarının birbiriyle ve yaşadıkları ortamla tam bir uyum içinde olduğu görülür. Bu filmde canlıların sahip oldukları olağanüstü özelliklerden sadece bir kısmını izleyeceksiniz. Denizlerdeki en büyük memeli olan balina, aynı zamanda yeryüzündeki en büyük canlıdır. Binlerce yıl önce yaşayıp nesilleri tükenmiş bazı dinozorlar bile balinaların yanında çok ufak kalır. Özellikle mavi balina, bugüne kadar bilinen tüm dinozorlardan bile daha büyük kabul edilir. Mavi balinalar, orta boy bir fil büyüklüğünde bir dile ve 900 kilo ağırlığında bir kalbe sahiptir. Küçük bir araba büyüklüğünde olan bu kalp, her saniye 10 ton kan pompalar. Bu kadar büyük bir canlının besini ise oldukça şaşırtıcıdır. Mavi balinalar sadece birkaç santimetre büyüklüğündeki karideslerle beslenir. Balinanın midesini iyice doldurabilmesi için her gün yaklaşık 2 ton karides yemesi gerekir. Balinalar sadece büyüklükleriyle dikkat çekmezler. Bunun yanında kompleks vücut sistemlerine sahiptirler. Suyun yüzeyi ılıktır. Derinlerse soğuktur. Bu durum, yüzeyle dip arasında çok büyük ısı farklarının oluşmasına neden olur. Ancak bu ısı farkı balinaları etkilemez. Çünkü yüzgeçleri klima gibi görev görür. Allah'ın üstün bir tasarımla yarattığı balinalar, dibe inerken yüzgeçleriyle vücutlarını soğuturlar. Yüzeye çıkarken de vücutlarını ısıtırlar. Deve kuşları dünyadaki en büyük kuş türüdür. Boyları yaklaşık 2,5 metre, ağırlıkları ise ortalama 120 kilogramdır. Orta Afrika'da gruplar halinde yaşayan bu kuşlar saatte 70 kilometrelik bir hızla koşar. Yani hiçbir insan koşarak bir deve kuşuna yetişemez. Deve kuşunun her bir ayağında sadece iki parmağı vardır. Üstelik bu parmakların biri diğerinden çok daha büyüktür ve deve kuşları yalnızca bu büyük parmakların üzerinde koşarlar. Dünyanın bu en büyük kuşunun yumurtası da kuş yumurtalarının en büyük olanıdır. Bu dev yumurtalar için ebeveynler kumda geniş bir çukur kazar ve buraya tüm yumurtalarını yerleştirirler. Fakat 10 ila 12 tane yumurtladıklarında çukurun büyüklüğünü de ona göre ayarlamaları gerekir. Yumurtalardan çıkan yavrular savunmasızdır. Her an yırtıcı bir canlıya yem olma ihtimalleri vardır.
Ancak yavrular bir tehlikeyle karşılaştıklarında kendilerini korumak için yere yatarak ölü taklidi yaparlar. Bu duruma aldanan düşmanları onların ölü olduğunu düşünerek saldırmaz. Bu taklidi bütün yavrular aynı şekilde uygularlar. Yumurtadan yeni çıkmış bir canlının böyle bir taktiği akletmesi veya öğrenmesi imkansızdır. Peki o zaman nasıl olur da bir kuş doğar doğmaz böyle bir rol yapma yeteneğine sahip olabilir? Cevap çok açıktır. Allah, Rab, yani eğiten, öğreten sıfatıyla başka hiçbir savunmaları olmayan bu yavrulara böyle etkili bir korunma taktiğini öğretmiştir. Puma, Amerika kıtasında yaşayan vahşi bir kedi türüdür. Kıtanın cüsse olarak en iri kedisidir. 1 ila 2 metre arasında boyu, 35 ila 85 kilo arasında ağırlığı vardır. Kulakları küçüktür ve uçları siyahımsı tüylerle kaplıdır. Kedigillerin en güçlüsü olan puma, çok hassas bir işitme duyusuna sahiptir. Siyah burnuyla her zaman bir kokunun peşindedir. Ayakları geniştir ve yere tam basar. Bu yüzden de gelişini fark etmek zordur. Her türlü hava durumunda yaşamına kolaylıkla devam edebilen puma, ortalama 10 ila 15 yıl yaşar. Aslanlarsa en sosyal kedilerdir. Diğer vahşi kedilere göre daha uzun ömürlü olan aslan 30 yaşına kadar yaşar. Kedigiller içinde en çok uyuyanlardır. Kükremesi 8 kilometreden duyulabilir. Avın 20 metre yakınında başlayan kovalamaca 200 ila 300 metre boyunca 58 kilometre hız ortalamasıyla sürer. Bir seferde erkekler 35, dişilerse 22 kilogram et yiyebilirler. Avlanmayı genellikle dişiler yapar. Erkeklerse bölgeyi savunmakla görevlidir. Aslanlar 50 ila 400 kilometre kare arasında değişen geniş bir alanda yaşarlar. Doğduklarında mavi gözlü olan yavrular 6 ayda sütten kesilir. 3 aylıkken etle tanışırlar. 2 sene annelerinin yanında kalırlar. Çita, sahip olduğu mükemmel tasarım sayesinde en üstün koşucudur. Yay gibi gerilebilen omurgası, uzun bacakları ve kaslarının yapısı sayesinde saatte 125 kilometre gibi olağanüstü bir hızla koşabilir. Ayaklarında bulunan ve bir otomobil lastiğindeki dişler gibi görev yapan pençeleri bastığı anda yere geçerek harika bir çekiş sağlar. Bir denge organı gibi çalışan kuyruğu, çitanın bir avın peşinde hızla koştuğu sırada ani manevralar yapmasını mümkün kılar. Allah bu canlıları
yaşadıkları ortamla birebir uyum içinde yaratmıştır. Allah üstün güç sahibi olandır, yarattıklarını en iyi bilendir. O, yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir. ...800.000'den fazla böcek türü içinde en akrobatik uçuşu olanı yusufçuktur. Yusufçuk kanatlarını kendi üzerlerine katlayamaz. Ayrıca uçma kaslarının kanatları hareket ettirme şekli diğer böceklerinkinden farklıdır. Yusufçuğun sırtında biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki çift kanat vardır. Yusufçuk ileri doğru uçarken ön kanatlar böceği çeker, arka kanatlarsa iter. Tam tersinde, yani geriye doğru uçarken bu kez arka kanatlar Yusufçuk'u çeker, ön kanatlarsa iter. Yani böcek kaslarının çalışmasını tersine çevirebilir. Bu sayede Yusufçuk uçarken aniden durup ters yönde uçmaya başlayabilir. Allah'ın yusufçuklarda yarattığı bu üstün tasarım, bilim adamlarına ilham kaynağı olmaktadır. Yusufçuğun iki çift kanadı birbirinden bağımsız olarak farklı yönde çalışır. Yani öndeki iki kanat yükselirken arkadaki iki kanat alçalır. Kanatların hareketi iki karşıt kas grubunun hareketiyle sağlanır. Kasların bir ucu gövdenin içinde kaldıraç şeklindeki uzantılara bağlıdır. Bir kas grubu kasılarak bir çift kanadın yükselmesini sağlar. Öteki kas grubu da aynı oranda esniyerek ikinci çiftin alçalmasını sağlar. Helikopterler de aynı yöntemle alçalıp yükselir. Bu nedenle yusufçukların bir diğer adı da helikopter böceğidir. Güney Afrika. Kilometrelerce uzanan az verimli topraklar. Yaprak yiyen bir antilop. Antiloplar, bitkilerin sadece belirli bölümlerini yer. Kuraklık dönemlerinde yeterli besin bulamadıklarında ot, ağaç yaprağı, çiçek, meyve veya tohum da yiyebilirler. Antiloplar, toynaklı hayvanlar içinde kusursuz koşuculardır. Sahip oldukları kas yapısı sayesinde bir sıçrayışta 10 metre uzaklığa zıplayabilirler. Bir antilop sürüsü. Sürü halinde dolaşmak, düşmanlarına karşı kendilerini savunmalarını kolaylaştırır. Biri tehlikeyi fark ettiğinde hemen koşmaya başlar ve diğerlerine haber verir. Çita süratle yaklaşırken onlar da toplu halde koşarlar. Bu sırada toprakta bir toz bulutu oluşur. Bu toz bulutu çitanın avını görmesini zorlaştırır. Ve çita başarısız olur. En büyük kara canlısı olan filler
iki çeşittir. Afrika ve Hindistan filleri. Bu iki çeşit fil kulak büyüklüklerinden kolayca ayırt edilebilir. Afrika fillerinin büyük kulakları vardır. Bir fil sıcak Afrika güneşi altında çok fazla ısınır. Ancak kulaklarını sallayarak kendini serinletebilir. Bu sayede vücut sıcaklığını 10 santigrat dereceye kadar düşürür. Bu havalandırma sistemi adeta bir otomobil radyatörü gibi görev görür. Kan dolaşımı yoluyla filin vücut ısısı kulaklara taşınır. Kulaktaki damarlar kağıt gibi ince kulak dokusu sayesinde havayla yakın temas sağlar ve ısıyı havaya verirler. Bu dolaşımın sürekli olması filde sürekli bir serinleme meydana getirir. Filin vücudundaki 450 litrelik kanın tamamının bu radyatör sisteminden bir kez geçirilip serinletilmesi ise sadece 20 dakika sürer. Kulak dokusunun inceliği, damarların kulak üzerinde kontrollü olarak açılıp kapanabilmesi, kulaklarını bir yelpaze gibi vücudu serinletecek şekilde hareket ettirebilmesi, kan damarları, kalp ve daha birçok faktör bu sistemin anahtarlarını oluşturmaktadır. Tüm bunlar filin serinlemesi için uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiştir. Nasıl ki otomobil radyatörü bir mühendis tarafından tasarlanmışsa, fildeki tasarımın da yaratıcısı vardır. Bu üstün yaratıcı Yüce Allah'tır. En çok bilinen kuş türlerinden biri olan serçelerin uçuş yeteneğine sahip çok az kuş vardır. Bir serçe uçarken çok kolay hareketler yapıyormuş gibi görünür. Bir ağaca, dallara, çalıya ya da yaprağa doğru uçabilir. Bu sırada yaptığı tek şey gideceği yere odaklanması ve tüylerine komut vermesidir. Bunu kanat tüyleri sayesinde yapabilir. Uçarken hafif bir rüzgara yakalanırsa döndürebilir, alçaltabilir, yükseltebilir. Hatta iki tüy arasında bir derecelik bir fark olabilir. Aynı ağırlıktaki çelikle karşılaştırıldığında tüylerin en güçlü malzemelerden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Kuşların sürüngenlerden evrimleştiğini iddia eden evrim teorisi, bu iki ayrı canlı sınıfı arasındaki dev farkları asla açıklayamamaktadır. Tamamen kuşlara has bir yapı olan kuş tüyleri, kuşlarla sürüngenlerin arasına aşılmaz bir uçurum koyan özelliklerden biridir. Kuş tüylerindeki benzersiz tasarım Charles Darwin de çok düşündürmüştür. Tavus kuşu tüylerindeki mükemmel estetik kendi ifadesiyle Darwin'i hasta etmiştir. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor. Tüylerin yanı sıra kuşların vücutlarındaki diğer tasarımlar da
hiçbir evrimsel süreçle açıklanamayacak kadar komplekstir. Örneğin kuşların kemiklerinin içinde boşluklar vardır. Bu boşluklardaki hava sayesinde kuşlar hafiftirler ve rahatlıkla uçabilirler. Hızlı çalışan sindirim sistemi, kuşun yediklerini hemen boşaltmasını sağlar. Böylece sindirilmiş besinler uçması için bir ağırlık oluşturmaz. Burada izlediğimiz bütün özellikler, serçenin tüm özellikleriyle uçmak için tasarlandığını göstermektedir. Erkek tavus kuşlarının en önemli özelliği süslü kuyruklarıdır. Dişilerde ise süslü kuyruk yoktur. Başı ve boynu mavi olan kuşun kuyruk tüylerini görebilmek sadece çiftleşme zamanında mümkündür. Erkek, dişinin dikkatini çekmek için kuyruğunu açar. Ve ortaya muhteşem bir yelpaze çıkarır. Erkek tavus kuşunda her yıl yenilenen yaklaşık 200 kuyruk tüyü vardır. Tüylerden 170 kadarı göz şeklindedir. Bunlara göz tüyü denir. Kalan 30 tüy ise yelpazeye son derece estetik bir dış sınır çizen T tüyleridir. Gözler yelpazeye oldukça düzenli bir şekilde yayılmıştır. Hem T hem de göz tüyleri mikroskobik ölçüde çok karmaşık bir tasarıma sahiptir. Gözlerin her biri görünür vaziyettedir. Çünkü yelpazede ön sırada kısa tüyler, arka sırada uzun tüyler yerleştirilmiştir. Bir göz tüyü üzerinde bulunan tüy kılları, üst kısımda dar aralıklı, alt kısımda geniş aralıklıdır. Aşağıdaki bölümün geniş aralıklı olması sayesinde bir zıtlık oluşturularak gözün bulunduğu kısım ön plana çıkarılmış olur. Bir tavus kuşunun tüylerindeki renkler özellikle güzeldir çünkü parlak ve göz alıcıdırlar. Bu göz alıcı renkler görüş açısına göre değişir. Burada renkler pigmentlere göre değil, ince film adı verilen ve barbüllerde gerçekleşen optik bir etki sayesinde ortaya çıkar. Elbette tavus kuşunun bu gibi detayları hesaplaması ve kendi bedenine böyle bir tasarımı yerleştirmesi mümkün değildir. Bütün bunların yanı sıra bu muhteşem desenlerin dişi kuşu etkileyeceğini bilmesi ise imkansızdır. Bu olağanüstü güzellikteki kuyruğu tüm detaylarıyla planlayan yaratıcı, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Doğadaki canlılardan çoğu rahatsızlıklarını kendileri tedavi eder. Örneğin su aygırı, manda, fil ve gergedan gibi canlılar
derilerindeki parazitlerden kurtulmak için çamurda banyo yaparlar. Çamurda hiçbir mikrop ve parazit yaşamaz. Özellikle kirli çamur, yaraların kabuk bağlayarak kapanmasını kolaylaştırır. Filler antiseptik yapıdaki kirli toprak parçalarını büyük bir özenle yaralarına sürer veya hortumlarıyla yaralarının üzerine kabuk bağlaması için toz atarlar. Hayvanların kendi kendilerini tedavi etmek için kullandıkları yöntemlerdeki dikkat çeken nokta, hepsinin ne yapacaklarını çok iyi bilmeleri, hangi hastalığa neyin iyi geleceğini tespit ediyor olmalarıdır. Bir gergedanın, bir filin ya da herhangi başka bir canlının toprakta bulunan bir maddenin antiseptik özelliğinin olduğunu bilmesine elbette ki imkan yoktur. Doğadaki tüm canlılar Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Üstün ilim sahibi Allah gözetendir, yarattıklarını koruyandır. Soğuk ışık. Bilim adamları bu ışığın nasıl oluştuğunu henüz çözemediler. Işık üreten canlılardan biri olan ateş böcekleri %100 verimle ışık üretirler. Normal bir ampul ise elektrik enerjisinin %4'ünü ışığa dönüştürebilir. Geri kalan %96'sını ısı olarak yayar. Soğuk ışık çok parlaktır. Öyle ki Güney Amerika yerlileri soğuk ışık üreten böcekleri sepete koyarak yollarını aydınlatan bir fener olarak kullanır. Ateş böceği ışık üretirken vücudundaki Luciferin isimli özel bir kimyasalı ve Luciferaz isimli bir enzimi birleştirir. Bu enzim 1000'e yakın amino asitten oluşur. Bilim adamları günümüzdeki yüksek teknolojiye rağmen bu enzimi çoğaltamamaktadırlar. Fakat bu küçük böcek hiçbir bilgisi olmadan bu enzimi üretebilmektedir. Peki bu canlı niçin böyle bir ışık üretir? Işığın ne gibi bir amacı olabilir? Bu böcekler ışığı bir iletişim aracı olarak kullanırlar. Bir ağacın yapraklarına konan böceklerin hepsi aynı anda ışık üreterek uzaktaki başka bir gruba sinyal verirler. Bunu niçin yaptıkları henüz tam olarak çözülememiştir. Soğuk ışık üretimindeki tüm detaylar, bu canlının üstün bir akıl ve sonsuz bir bilginin eseri olduğunun kanıtlarındandır. Allah, yeryüzündeki tüm canlı türlerini ayrı ayrı özelliklere sahip olarak yaratmıştır. Ve böylece bize sonsuz kudretini göstermektedir. Bir Kur'an ayetinde insanların bu gerçek üzerinde düşünmeleri gerektiği şöyle bildirilmektedir. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. Buraya kadar izlediğimiz canlıların hiçbiri bir bilince veya akla sahip değildir. Hatta bir kısmının bir beyni dahi yoktur. Öyleyse bu canlıların sahip oldukları üstün özellikleri onlara mal etmek, örneğin bir Yusufçuğun kendi aklını kullanarak üstün manevralar yaptığını söylemek akla ve mantığa uygun olmayacaktır. Bu canlıların sahip oldukları karmaşık sistemlerin
doğayla olan mükemmel uyumlarının tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia etmek de aynı derecede akıl ve mantık dışıdır. Bu canlıların her birinde çok üstün bir aklın ve çok büyük bir ilmin açık delilleri görülmektedir. Doğanın tamamında sergilenen bu aklın sahibi ve mükemmel uyumun yaratıcısı, evrendeki her şeyi yaratmış olan Allah'tır. Üstün güç sahibi olan Rabbimizin kusursuz yaratışı bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.